Yüldeki Gizem programına hoş geldiniz. Bundan sonraki Yüldeki Gizem programını nasıl yapacağız onu bir anlatalım. Yüldeki Gizem programını bundan sonra yüz ve el resimlerinizi bizlere göndereceksiniz ve bizler de yüz ve el resimlerinizden sizin karakter ve kaderle ilgili kırılma noktalarını sizlerle beraber yorumlayacağız. Tabii bu mutlaka kesin kel böyledir demiyoruz ama nihayetinde hava tahmin raporları nasıl şu an %99 tutuyorsa yüz ve el çizgilerindeki yorumlamalar da %99 oranında gerçekten tutacaktır. Yani aslında bu bir çizgi bilimi. Yani yüz fizyonomi ve el çizgileri gerçekten bir fizyonomi dili. Ve el çizgileri ve yüz çizgilerini okuyabilmeniz için mutlaka çizgi bilimini bilmeniz lazım. Şöyle bir örnek verelim. Mesela 3-4 tane arkadaşımızla beraber Çin'e gittik. Yanımızda Çince bilen arkadaşlarımız var ama biz Çince bilmiyoruz. Yolda giderken dedik ki ya işte yemek yiyeceğiz, karnımız acıktı. Nerede yiyebiliriz? Ama Çince bilen arkadaş yandaki levhaları okurken dedi ki 30 kilometre sonra bir tesis var diye Çince okudu. Ve bize dedi ki 30 dakika eğer idare ederseniz 30 dakika sonra yemek yiyeceğiz. Evet, gerçekten 30 dakika geçti ve gittik yemekle ilgili bir restoranta. Ve yemek yediğimiz zaman şunu diyebilir miyiz? Ya sen geleceği nasıl bildin diye. Aslında bu bir gelecek değil arkadaşlar. Hani hava tahmin raporları da nasıl sebep ve sonuç ilişkileriyle beraber yorumlanabiliyorsa aslında Allah birçok kanunu bu şekilde oluşturmuş. Eskiden söylenen birçok mucizeler Hazreti Süleyman rüzgarın üzerine biniyordu. Ve o dönemde gerçekten bir mucizeydi bu. Ama bu bir kanundu. Şimdi ne yapıyor uçaklar? Rüzgarı kullanarak uçuyor. Yani şimdi diyebilir miyiz ki evet ya gerçekten bir mucize gerçekleştiriyorlar. Evet, bilimsel olarak bir mucize bu. Ama demin dediğim gibi Allah sebep-sonuç ilişkisiyle evreni yarattığından dolayı bizim el ve yüz çizgilerimiz de gerçekten bizim kaderimizi oluşturuyor. Biz o noktalara bakarak kaderimizdeki kırılmaları görebiliriz ve onunla önlem alabiliriz. Ve bu konuda gerçekten çok tanıdığım insan var. Biz onlarla ilgili konuşurken söyledik. Yani şu olayları bu şekilde devam ettirirseniz bu şekilde sonuçlanır. Bu sonucun içerisinde de gerçekten o sonucu elinizdeki çizgilerle görüyoruz. Ama kişiler o sebep-sonuç ilişkilerini değiştirdiği an sonuç da değişiyor. Ve ondan sonra çizgilerin değiştiğini de görüyorsunuz. Aslında bu bir bilim, aslında bu bir ilim, aslında bu bir çizgi bilimi. Ve demin dediğim gibi bu çizgi bilimiyle beraber tarihte Yunanlardan tutun Romalılara kadar eski tarihlerde, kadim dinlerde dahi bu çizgi bilimi nihayetinde okutulmuş, işlenmiş ve görülmüş. Biz de İslam'da Osmanlılarda da bu çizgi bilimi çok önemliydi. Enderun'la beraber gerçekten özellikle zeki çocukların tayininde kullanıldı. Şimdi de adli tıpta, yurt dışında sürekli kullanılan bir bilim. Ama burada aynı şekilde dediğimiz gibi bir hastalığımızı görebiliyoruz. Bu hastalığımızı gördüğümüz zaman onunla ilgili önlemler alabiliyoruz. Ve demin dediğim gibi bir eşlerin arasındaki bir boşanmayı görebiliyoruz. Bir aşkı görebiliyoruz. Nihayetinde yorumladığımız insanlarda şunu da gördük. Yani üst üste aşık olup daha sonra sıkıntılar geçirebilecek bir şekilde aşk çizgilerini gördüğümüz kişiler diyoruz ki tamam, aşık olmasanız da sizi seven biriyle evlenin. Çünkü sizin bütün aşklarınız hep sonuçsuz kalacak. Ve bu sonucun içerisinde 40 yaşına kadar gideceksiniz. Ve bunun içerisinde eğer bunları değiştirdikleri zaman sonucu değiştirmiş olabiliyorlar. Ve bu programımızı bundan sonra yüldeki gizem ve el ve yüz çizgilerini yorumlama diye bahsederek aslında biraz da demin dediğim gibi ben Doktor Habib Demirel. Bazen yavaş yavaş bilimsel bazı sorularınızı alacağız. Aslında şimdi telefonumuzu da aşağıda gösterirsek şu anda bile canlı yayında telefonlarınızla bizlere bağlanabilirsiniz. Her şeyi, aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Onun için ben burada açıkça söylüyorum. Telefonunuzu da yazalım. Böylelikle aklınıza gelen her şeyi canlı yayında da sorabilirsiniz. Canlı yayında da alabiliriz. Canlı yayında da konuşabiliriz. Evet, onun için televizyonun altında eğer telefonumuzu yazarsak ben de ekranda telefonumuzu söyleyeceğim. Burada da yazabilirsiniz, burada söyleyebilirsiniz. Ve böylelikle bizler de sizlerle beraber aynı konuları beraber işlemiş oluruz. Aslında
Bu dönem içerisinde sosyal medya hesaplarından, özellikle Haber Aks'la ilgili sosyal medya hesaplarının hepsine göndereceğiniz resimleri kısa kısa yorumlayacağız. Nedir, ne değildir, ne olacak, ne olmayacak diye. Bazen bazı el çizgi, el resimleri veya yüz resimleri net değilse o arkadaşlar da diyeceğiz ki evet, el ve yüz resimlerinizi gönderin, bu şekilde yorumlayalım. Evet, Haber Aks televizyonunun telefonu neydi? İstersen ben onu tekrarlayayım arkadaşlar. Bana söylerseniz ben de televizyon ekranında tekrarlarım. 0362 değil mi? Zaten kod numarasıyla beraber. 333-53-34. Yani 0362 değil mi? 333 değil mi arkadaşlar? Yazıyor arkadaşımız. Böylelikle hem böyle interaktif bir şekilde yapalım, edelim. Arkadaşımız da yazıyor telefon numarasını. Şimdi bu arkadaşa isterseniz arkadaşımız yazarken biz de bakalım. Şimdi isminin tabii ne olduğunu bilmiyorum ama kendisi televizyonda zaten ekranda seyrediyordur diye düşünüyorum. Şimdi bu arada da tabii televizyonla ilgili fizyonominin, özellikle bu arkadaşla ilgili de size fizyonomiyle ilgili de bir takım bilgiler vereceğim. Yani özellikle de Instagram'da Yüldeki Gizem, Habib Demirel'de de ben zaman zaman yüz okumalarının nasıl olduğunu söylüyorum. Yani bahsediyorum, şöyle olursa böyle, böyle olursa öyle diye. Lütfen demin dediğim gibi Yüldeki Gizem, Habib Demirel'i de Instagram'dan takip ederseniz böylelikle oradaki bilgileri de kendi üzerinize uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşım telefon numarasını yazarken ben sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Bu arkadaşımıza bakalım. Şimdi bu arkadaşımıza baktığımız zaman bir kere saçı dikkatimizi çekiyor. Yani her insanda etkin olan yerler ilk etapta dikkati çekiyor. Benim için ne? Saçı dikkati çekiyor benim için. Burun delikleri dikkati çekiyor benim için. Bu alt dudak ve üst dudak dikkatimi çekiyor. Yani en azından diğer kişilerden ayırt ettiğimiz zaman bunları ayırt edebiliyoruz. Şimdi böylelikle ne olabiliyor? Şimdi bu şekliyle beraber baktığımız zaman öncelikle bu arkadaşımız bu burun deliklerinin dışarıdan görünmesi ne demek? Ben herkesle konuşurum, herkesin fikrini alırım ama ancak benim kararım neyse ben öyle işlem yaparım. Bunu gösteriyor. Aynı zamanda neyi gösteriyor bu arkadaşımızın? Cömert biri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu burun delikleri daha büyük olsaydı ne olacaktı? Tansiyon yüksekliği öfkeli bir durumu gösterecekti. Şimdi böylelikle bu arkadaşımızın iki burun deliklerini görünce fizyonomik olarak bu arkadaşımız demek ki herkesle görüşüyor, ediyor. Fakat daha sonra kendi kararları neyse, kendi düşüncesi neyse kendi kararını veriyor diyoruz. Bunun haricinde aslında bu göz kapaklarının altındaki bu görüntü bizim için önemli. Ancak görüntü önemli. Burada net bu görüntüyü acaba görebiliyor muyuz diye düşünüyorum. Yoksa fotoğrafa ait bir şey mi? Ama şöyle söyleyelim. Biz bu arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman şunu diyoruz. Yani mutlaka dışarıdan kendisini takviye edecek bir takım meyveler almalı. Mesela ne gibi? Nar suyu gibi. Ne yemeli? Badem yemeli gibi. Çünkü burada büyük bir enerji kaybının olduğunu görüyoruz. Bu enerji kaybına bağlı olarak da zaman zaman güçsüzlük çektiğini görüyoruz. Ama aslında kaşlarına baktığımız zaman kaşları çok uzun değil. Ama şuraya kadar, yani kısacası ömrünün 45'ine kadar güçlü bir şekilde gelecek. Ama 45'inden sonra enerjisinin kaybolduğunu düşünüyoruz. Yani biraz daha güçten düşecek diye bakıyoruz. Ve baktığımız zaman özellikle bu arkadaşımızın kendini önceleyen bir fizyonomisi var. Ve konuştuğu zaman da insanları ikna eden bir durumu var diye düşünüyoruz. Evet, böylelikle bu şekli gördükten sonra aslında el çizgilerine doğru gireceğiz. Telefon numaramızı ne yaptık arkadaşlar? Telefon numaramızı yazamadıysak ben burada tekrarlayayım. Yani bana söylerseniz biz üst üste tekrarlayalım. Böylelikle en azından sorular gelir. Telefonumuzda şey yaparsak, kapalı tutarsak soruları alabiliriz diye düşünüyorum. Telefon numaramızda o zaman tekrarlıyor muyuz arkadaşlar? Yani söylerseniz ben telefon numaramızı da burada tekrarlamış olurum. Yani yazmazsak bile
telefonumuzu dinleyen kişiler ya da bu arkadaşlarımız bağlanabilir, bize soru sorabilir, resim gönderen arkadaşlar. Böylelikle onlarla beraber böyle karşılıklı iletişim halinde bilgilerimizi hem yorumlamış oluruz hem onlarla beraber irtibata geçer diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşımızın tabii sağ eli aslında benim için önemliydi ama sol elini göndermiş. Bu arkadaşımız sağ elini de göndermeli diye şey yapıyorum. Çünkü burada en önemli şeylerden biri arkadaşlar, avucumuzu açtığımız zaman mutlaka sağ elimiz görünmeli. Sağ elimizde net bilgiler ama sol elimizde de bizim bu işlemlerle ilgili hangi kapasitede olduğumuzu gösteriyor. Biz hangi kapasitemiz var, bu kapasitenin ne kadar kullanımını da sağ elimizde görebiliyoruz. Bundan dolayı mutlaka sol ve sağ elimizi, avuç içimizi net bir şekilde göstererek göndereceğiz. Aslında buradaki el bilekleri de 1, 2, 3, zaman zaman 1 kalıyor, 2 kalıyor. Bu el bileği de aslında çok önemli. Çünkü nihayetindeki buradaki el bileğindeki çizgilerle onun ömrüyle ilgili de bir takım veriler var. Ona da bakıyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman bu arkadaşımızın sol elini görüyoruz. Sol elini de sağ elini göndermediği için sol elini istersen biraz yorumlayalım ve bakalım. Bu arkadaşımız yaklaşık 23-24 yaşına kadar, ki şimdi telefon numaramız da aşağıda yazıyor arkadaşlar. Telefon numaramızda da canlı bağlantı için arkadaşımız bağlanabilir ve böylelikle canlı bağlantıda da sorularını sorabilir, konuşabiliriz. Böyle baktığımız zaman bir kere kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama resimlere yaşlarını da atarlarsa memnun oluruz. 25 yaşında. O zaman söyleyelim, 25 yaşına kadar gerçekten sonuçsuz aşk heyecanları yaşamış ama sonuçsuz kalmış. Yani burada görüyoruz. Onun haricinde baktığımız zaman yaklaşık 25 yaşına kadar da demin dediğim gibi zaman zaman hep aklına sorarak hayatıyla beraber kararlar almaya çalışmış. Fakat o kararlarla beraber 25 yaşından sonra artık kendi içerisinde kendi kararlarını daha rahat veren bir duruma geçecek. Onun haricinde de demin dediğim gibi şu çizgileri çok net olması lazım ki ben göremiyorum şu an çizgiler burada net. Onun için yorumlamamız lazım. Şuradaki çizgiler, onun için daha yakın çekimler veyahut da sadece yüzle elle çektikten sonra bir el resmi daha olabilir. Aklınızda olsun. Ama ya da şurayı daha yakınlaştırmış olabilir. Şimdi onun haricinde baktığımız zaman şu tepeleri göremiyorum net olarak. O tepeleri göremediğim için burada bunu yorumlayamıyorum. Şuradaki Venüs'le ilgili alanlardaki çizgileri göremiyorum. Göremediğim için net olarak yorumlayamıyorum. Şurada Samanyolu ile ilgili çizgilerini göremiyorum. Göremediğim için acaba var mı yok mu diye. Ama hayat çizgisi içerisinde şu yaklaşık benim gördüğüm kadarıyla 60 yaş civarında yeniden bir yol ayrımına gidiyor. Şurada görüyoruz. Bu yol ayrımı ile ilgili olarak mutlaka şurada böyle küçük bir hissiyatta bir çizgi görüyorum ama çok çok böyle yorum, yani kendimi zorlayarak acaba varmış gibi mi düşünüyorum. Varsa 55 yaş civarında hayatında bir kırılma daha var. 55 yaş civarında. Fakat demin dediğim gibi 25 yaş civarından sonra daha çok şurada bir çarpı var mı gibi bakıyorum. Aklıyla, fikriyle, aşkıyla, duygusuyla beraber karar verecek diye düşünüyoruz. Şu el bileğin altında da 1, 2, şuradaki çizgi net olmamakla beraber bir çizgi var mı yok mu bakıyoruz. Aslında böylelikle şuradaki çizgilerini de göremiyoruz. Herhalde oradaki çizgiler yok zaten. Ve böylelikle bu arkadaşımıza demin dediğim gibi söylediğimiz şeylerde 25 yaşından sonra buradaki şey durum varsa 25 yaşından sonra aşkı bulacak diyoruz. Ve gerçekten de şu anda da mantığını iyi bir şekilde kullanabilir diyoruz ve özellikle 60 yaşından sonra yol ayrımına giriyor diye söylüyoruz ama bu sol eli sağ elde bizim işlediğimiz, bizim söylediğimiz hani kapasitesinin kullanımını göreceğiz. Bu kapasitesi ama demin dediğim gibi buradaki çizgiler görünemediği için onlarla ilgili bir şey diyemiyorum ama yüzüne baktığımız zaman işte demin kendi kararlarını kendisi veren, herkesle istişare ettiği halde kendisi karar veren ve ikna etme gücü de aslında iyi olan fakat daha çok kendini öncelleyen ve birçok konuda fikrim var diyen fakat enerjisi aslında ne kadar iyiyse de kaybı da biraz fazla olan ve yüz çıkıntıları fazlaysa
kendi kendine bir takım bilgileri yan yana getirerek yeni bir bilgi oluşturan bir arkadaşımızı görüyoruz. Evet, yani böylelikle herhalde telefonu da gelmedi. O zaman diğer resme geçebiliriz. Diğer resme geçerken de evet. Şimdi arkadaşlar tabii burada bir kere şunu söyleyelim. Yani gene sol el var. Sağ el var. Fakat elin içerisindeki hiçbir çizgi net olarak görülmüyor. Yani el içerisinde, avuç içerisindeki bütün çizgiler hiç görülemeyecek şekilde. Sadece böyle bir hani nihayetinde böyle bir aşk çizgisi, şöyle bir akıl çizgisi, şöyle bir hayat çizgisini böyle suliyetli olarak görüyoruz. Fakat bu arkadaşımızın elini yorumlarken parmaklarına bakıyoruz. İki parmağın yani iletişimle beraber, risk parmağıyla beraber iki parmağın birbirine eşit olarak görüyoruz. Onun haricinde orta parmağın da biraz tanınırlığa doğru kırıldığını görüyoruz. Onun haricinde açarken parmağını şu şekilde biraz sanki açılmış gibi. Bu parmağıyla beraber de herkesin hakkını da savunan bir arkadaş şeklinde görüyoruz. Ama diğer ince ayrıntıların hiçbirini göremiyoruz. Burada da baktığımız zaman gene kaşları gür olan bir arkadaşı görüyorum. Yani dışarıdan en azından. Kaşları gür olan bir arkadaşı gördüğümüz zaman yeniden tabii gerçekten şu an enerjisi iyi. Aynı zamanda kulak da bizim için çok önemli. Şuradaki kulak helisini pek göremiyorum. Yani kulağı da görmemiz lazım. Ama burada da gördüğümüz kadarıyla arkadaş gene kendi etrafıyla konuşup kendi fikrini veren bir arkadaş. Kulak helislerini göremediğimiz için yorumlayamıyoruz. Ama ağız tarafında baktığımız zaman yani biraz daha böyle eğlenmeyi, gezmeyi, dolaşmayı, haz almayı seven bir arkadaş diye yorumluyoruz. Onun haricinde diğer konuları net belli değil. Yani bu elmacık kemikleri çıkıntılı mı değil mi burada net göremiyorum. Ya da düz mü değil mi net göremiyorum. Net göremediğimiz için şu alınla ilgili bir şeyi çok net göremiyoruz. Ondan dolayı zaten hani bizim mutlaka yorumlayabilmemiz için yüz hatlarını net olarak görmemiz lazım. Burnu net olarak görmemiz lazım, kulağı net olarak görmemiz lazım, yüzü net olarak görmemiz lazım. Ondan dolayı bu arkadaşımız yeniden resim gönderirse bizim dediğimiz gibi o şekilde daha iyi yorumlarız. Yani böylelikle yorumumuz daha gerçekçi ve daha net olur. Çünkü biz de yani yüzündeki çizgilere ve yüz fizyonomisine bakarak kararlar veriyoruz. Yüz fizyonomisine göre baktığımız zaman burada net bir şekilde görmüyoruz. Evet, şimdi aslında şöyle, fizyonomi ve el, yüz ve çizgileri gerçekten bunu net nasıl görünüyor diye anlatırken buradaki arkadaşlarımız da biliyor. Geçen yıl Piazza'da bir program yapmıştık. O Piazza'da programlamada da yorumladığımız birçok arkadaş vardı. Hatta o yorumlamada bir arkadaşımıza ayrılacaksın dedik ve program esnasında yerine oturduğu zaman ayrıldığını da duyduk karı koca arasında. Yani bu bilgiler aslında iki kişide de ayrılık çizgisi varsa o iki kişi de ayrılıyor diye görüyoruz. Onun haricinde diğer çizgiler bizim hayatımızla ilgili. Çok iyi incelediğimiz zaman o ince ayrıntılar da bizim hayatımızdaki bütün kırılma noktalarını gösteriyor. Yani o hayatın kırılma noktaları içerisinde bizim nerede ne yapabileceğimizi bile gösterebiliyor. Biz bu kırılma noktaları içerisinde siyasete giren insanlarla ilgili bile hayat çizgisine bakıyoruz. Bakıyoruz ki bununla ilgili siyasetle ilgili bir çizgisi yok. Bir çıkarımı yok. Hayat kırılması yok. O zaman diyoruz ki bu yaşta boşu boşuna siyasette milletvekilliğine, belediye başkanlığına çıkma diyoruz. Bununla ilgili örneği oldu mu? Tabii bununla ilgili şu ana kadar yaklaşık 4-5 kişi sayabilirim. Onlarla ilgili baktığımız zaman dedi ki sen kaç yaşındasın? 50 yaşındasın, 45 yaşındasın. Biri 37 yaşındaydı. Dedi ki bu hayatın kırılma noktalarında bu çizgin yok. Onun için boşu boşuna çıkma. Ve gerçekten de demin çıkan oldu mu? İki arkadaşımız çıktı. Ve iki arkadaşımız da olmayacağı da ortaya çıktı. Böylelikle aslında bu hayatın kırılma noktalarında biz kişinin hayatında neler yapabileceğini bu kırılma noktalarında görebiliyoruz. Yani aslında bir insana baktığımız zaman da bakın arkadaşlar
şu iki tane kaş arasındaki ara nokta çok önemli. Birine baktığınız zaman o ara nokta parlaksa bu kişinin hayatı çok mutlu geçecek demektir. Ama yukarıya doğru çizgiler varsa bu kişi, bu arkadaşın hayatı çok mücadele içerisinde geçecektir demek. Yani mücadelesi yoğun geçecek ama çizgiler yukarı doğru gittikçe bu mücadeleden de galip gelecek demektir. Ama çizgiler arada yataysa gerçekten sıkıntı var demektir. Yatay olan çizgilerde sıkıntı var demektir. Televizyonda bu telefon numaramızı arkadaşlar ararsanız bu telefon numaramızla beraber sorduğunuz sorulara cevap verebiliriz. Görüntüler atabilirsiniz. Gene aynı telefonu burada görüyoruz ve sizler de görüyorsunuz. O telefonla bizim Haber Aks televizyonuna ulaşabilirsiniz. Haber Aks televizyonuna ulaşırken de aynı şekilde söylediğim gibi sorularınızı çok iyi bir şekilde sorabilirsiniz. Ve demin dediğim gibi özellikle de her zaman söylüyoruz. Yani evliliklerde aman ha aman karşıdakiyle olan bir ilişkiniz ve iletişiminiz varsa hemen karşıdaki insana bir bakın. Şu ağız kenarı hafif yukarıya doğruysa iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Ama aşağı doğru veya konuşurken yanlamasına sağa sola gidiyorsa arkadaşlar bu bir tehlike işareti. Lütfen demin dediğim gibi arkadaşlıklarınıza bakarken, özel arkadaşlıklar oluştururken, hatta evlenirken buna çok çok dikkat edin diyoruz. Arkaya baktığımız zaman Volkan arkadaşımızı görüyoruz. Aslında Volkan arkadaşımız da demek ki resim göndermiş. Yani onu yorumlamıştık ama el çizgilerini gene aynı şekilde söylüyoruz. Aslında benim de Kaderden Aşka Yüldeki Gizem Messenger'ıma resimler gelmiş. O resimleri atamadım televizyona. Lütfen demin dediğim gibi yorumlamak istediğimiz konuları sosyal medya, Haber Aks sosyal medya hesabında yorumlayalım, gönderelim. Eğer o sosyal medya hesaplarına gönderirseniz sizin yorumlamanızı yapabiliriz. Şimdi Volkan'ı mı yorumlayalım arkadaşlar? O zaman Volkan'ı yorumlayalım. Şimdi nihayetinde biz baktığımızda aslında o zaman bu yorumlama içerisinde de bir takım şeylere, konulara dokunalım. Yani böylelikle dikkat edersen Volkan'ın mesela şu kaşının burasında yukarıya doğru çıkan bir iki teli var burada resim olarak. Bizim karşımızda da duruyor. Var. Böylelikle ilk söylenenlere itirazcı olan bir arkadaş olarak görüyoruz. Yani gerçekten çok emin değilse ilk başlarda söylenenlere itiraz eden bir arkadaş. Ama onun haricinde baktığımız zaman şu aslında resimlerde işte ben şimdi karşımda olduğu için bakıyorum. Şu şuradaki elmacık kemikleri hakikaten çıkıntılı, hafif çıkıntılı. Ama burada baktığımız zaman işte resimde göremiyoruz. Ama bu çıkıntılı olması ne? Bu çıkıntılı olması aslında gezmeyi seven, aslında hırslı bir arkadaşımız. Ama aynı zamanda demin dediğim gibi kulaklarına baktığımız zaman şimdi bu dediğimiz hırs sonuca ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Ama kulağına baktığımız zaman burada yakında kulağın içerisindeki helix yapısı çıkıntılı değil. Yani böylelikle tuttuğunu tam koparamıyor. Aslında koparmak istiyor ama koparamıyor. Çünkü çıkıntılı olması lazım. Onun haricinde demin dediğim gibi mesela buradaki resimlerde şu açılma gerçekten saça bağlı mı açılma, yoksa doğuştan gelen bir açılma? Doğuştan gelen. O zaman doğuştan gelen bir açılma dediği için söylüyoruz. O zaman savunmacı. Yani o alın ne kadar geriye doğru açıksa savunmacı. Ama o arada da şimdi eliyle oynadığı için M şeklinde bir durumunu görüyorum. Yani şuralarda M oluşuyor. M oluşması demek de merhametli demek aslında. Yani merhamet ve vicdan sahibi demek. Böylelikle evet merhamet ve vicdan sahibi diyoruz. Onun haricinde kaşlarına baktığım zaman gerçekten kaşları yoğun ve kaşları yoğun olduğundan dolayı da enerjisi yüksek. Arkadaşlar bu programlarımıza her cumartesi saat 11'de başlıyoruz. Buraya da gelebilirsiniz. Buraya da gelip yorumlanmak istediğinizi söylerseniz buraya da sizi alırız. Şu televizyon ekranda yorumlarız. Yani bunu da söylemiş olalım. Kim gelmek istiyorsa saat 11'de gelsin. Evet içeriye girsin ve burada yorumlayalım. Yani onun için biz burada söylediğimiz şeyde her şeye açığız. Burada çizgi bilimini biliyoruz, çizgi ilmini biliyoruz. Algoritmayı da biliyoruz. Algoritmayla ilgili ben burada şimdi sormak istiyorum nihayetinde. Yani kadim dillerde her yerde algoritma var arkadaşlar.
Yani 7 bizim için çünkü algoritmada çok önemli. Biz kırılma noktalarını değerlendirirken özellikle yükselmelerde algoritmaya çok dikkat ediyoruz. 7. 7 ve katları. Yani bu bir Kabe'nin etrafında 7 kere döndüğünüz zaman bir tavaf ediyor. Onun haricinde gökyüzünde 7 tane renk var. 7 tane renk var arkadaşlar, bakın. 7 tane renk var. Dünyada 7 tane kıta var. Ve 7 tane gün var. Dikkat edin, 8. gün yeni bir güne giriyoruz. Ve böylelikle aslında kadim dillerdeki Şabat olayı da böyle gerçekleşiyor. 7 ve katları. Yani aslında kadim dillerde 7 görüyoruz. Yani her 7'de yeni bir hamle yapmanız lazım. 7 yaşında, 14 yaşında, 21 yaşında, 28 yaşında, 7'ye koyduğumuz zaman 35 yaşında, 42 yaşında. Burada soruyoruz mesela, Volkan'cığım kaç yaşındasın? 29. O zaman 7, 14, 21, 28. Bakın bir seneyle kaçırıyor gibi. 28 yaşında hayatın o kırılma noktasında mutlaka bir hamle yapmalıydı. 28'den sonra 35'teydi. Yani 7 ve katları gerçekten, mesela bunu nereden anlıyoruz? Hazreti Yusuf'un rüyasına bakın. Hazreti Yusuf'un rüyasında ne yapıyor? Rüya yorumlarken 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık diye yorumluyor. Böylelikle bakın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Şuayb'ın evinde kalma durumuna. Peygamber diyor, 7 yıl bana çalışırsan sana kızımı verebilirim. Bak 7 yıl çalışıyor, arkasından bir 7 yıl daha. Dikkat edin, Hazreti Yusuf hapiste ne kadar kalıyor? Arkadaşlar 7 yıl. Ondan sonra kaderi değişiyor. Yani aslında 7 bütün peygamberlerin de hayatlarında çok önemli rol almış durumda. Bundan dolayı biz de hayatımızda gerçekten algoritmayı, yani kırılma noktalarını 7 ve katlarında görüyoruz. Ve böylelikle işte bu resme de bakıyoruz karşımızda. Karşımızda olduğu için de söylüyoruz demin. Aslında elini de yorumlayabiliriz. Yorumladık da, değil mi? Yani burada da tabii evet diyor. Yani siz burada canlı bağlantıda da telefonlarımızla bize ulaşabilirsiniz. Ve demin hayatınızda gerçekten bir anekdot olarak anlatmak istiyorum. Ben kendim aynı zamanda tıp doktoruyum. Zaman zaman bizler de tabii, özellikle şeker hastaları da var. Birçok tanıdığımız hastalar var. Yani bunların hepsi de birçok tedavi şekli deniyor, arıyorlar, ediyorlar. Nihayetinde bizler de arıyoruz, ediyoruz, yapıyoruz. Ama burada da şunu söyleyelim, B12 vitamini de çok hızlı bir şekilde herkeste düşük. Aslında B12 buğdayın içerisinde, yani ekmeğin içerisinde olan şey. Bütün ekmekle ilgili yenecek her şeyde B12 olması lazım. Ama Türkiye'de B12 vitaminini neredeyse giden iki hastadan birinde B12 eksikliğini görüyoruz. Yani daha sonra ben düşündüm, ya bu ekmeğin içerisinde olan bir ürün, yani B12 nasıl bir eksiklik oluyor? Ve şimdi söylenen şey, tamam B12 olabilir ama mide ve bağırsakta emilemiyor diye. Tabii daha sonra anlattığım zaman, daha sonra çalıştığım zaman şunu gördüm ki gerçekten ekmek yapılırken o unla beraber o kadar madde ve malzeme konuyor ki ve o buğdayların %90'ı dışarıdan gelen GDO'lu buğdaylar olduğu için B12 ile beraber bizim vücudumuzda B12 vitamini şeklinde dönüştürülemiyor. Bunun sonucunda da Türkiye'de gerçekten bir kişide görüyoruz bu B12 vitamini eksikliği. Onun için ben burada özellikle GDO'suz buğday alarak ondan ekmek yapılmalarını. Bugün birçok fırında da gerçekten bu türlü sırf GDO'su bozulmamış ürünler görebiliyoruz. Bizim en yakınımızda Kastamonu'da bir ilçede mesela demin dediğim gibi adam GDO'suz bir buğday üretmiş ve bu yıllardır orada oluşan bir buğday şekli ve bu CS unundan yapılıyor. Bundan dolayı da bu ürünleri yiyen kişilerde B12 ile ilgili bir sıkıntı görmüyoruz. Ve demin dediğim gibi diyabetle ilgili ülkemizi ve dünyamızı kavuran bir şekilde özellikle ülkemizde bir sıkıntıyı görüyoruz. Yani özellikle buğday GDO'lu olunca bizim de şekerle ilgili aynen zehir gibi almış gibi alıyoruz. Yani nihayetinde burada İsrail'de bir kanser vakası görmüyoruz. Niye? Çünkü onlar GDO'lu bir ürün kullanmıyorlar.
Bundan dolayı mutlaka demin şeker hastalarına söyleyeceğim şey şu, yediklerine, içtiklerine dikkat etsinler arkadaşlar. Özellikle de demin bağırsak floralarını bozuyorlar. Bağırsak floralarını bozduklarından dolayı da değişiyor. Burada da çeşitli resimler de gelmiş. İsterseniz o resimlerde değinelim. Ondan sonra da geçelim, bitirelim programımızı. Burada evet arkadaşımıza bakıyoruz. Buradaki arkadaşımıza baktığımız zaman mesela bizim dikkatimizi neler çekiyor? Hemen baktığımız zaman aslında şu iki dişin arasında bir boşluk var gibi görüyorum. Yani bu bizim için tabii önemli bir durum. Ondan dolayı riski seven bir arkadaş olarak görüyorum. Ve burada da ilginç bir şekilde dikkat edersen sol elde akıl çizgisiyle aş çizgisi beraber şekliyle beraber görünüyor tek olarak. Görünüyor gibi tabii resim bir aldatması yoksa yani bu şekilde görünüyor ya da şurada akıl çizgisi şurada kesiliyor. Aş çizgisi bu şekilde gidiyor diye. Aslında bu arkadaşımız buradaysa gelebilir. Hemen burada 2 dakika daha net bir şekilde yorumlayabiliriz. Ama demin dediğim gibi yorumlamazsak da hayatındaki en büyük kırılma noktası şurası arkadaşlar. Yani bu arkadaşımıza baktığımız zaman geldi mi? O zaman bu arkadaşımıza o zaman burada canlı yayında görelim bakalım. Şöyle geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi o zaman burada hemen hızlı şekilde arkadaşlar tabii resimle görüntü arasında çok fark oluyor. Yani şimdi demin sol istersen şöyle kaldırın bakın şu eldeki çizgilerle ilgili. Bakın hakikaten şurada birleşmiş durumda değil. Nasıl bir çizgi? Evet, aşağı doğru bakın. Yani burada ben size 2 dakikada çizeceğim. Böylelikle yani fotoğrafla resim arasında çok fark oluyor. İşte biz onun için yorumlamakta zorlanıyoruz. Aslında ilham çizgisine doğru inen bir çizgisi var demin. Ve şuralarda çıkmaları var. Evet, hayatında kırılma noktalarından biri bu. Bir tane de hayatın kırılma noktalarından biri bu. Bir tane de hayatın kırılma noktalarından biri bu. Şimdi baktığımız zaman bir tane de şurada, bir tane küçük bir burada, bir tane de burada aşık olduğu bir çizgi var. Yani sevdiği bir çizgi var. Ve sevdiği çizgiyle beraber gerçekten buradan bakıyoruz iyi bir aşk yaşamış. Ama o yaşı nerede diye baktığımız zaman şöyle hafif bir çizim yapıyoruz. Arkadaşlar, şöyle yapmamız lazım. Evet, yaklaşık 30-25, kaç yaşındayız? 24. 24. Yani bu aralar ya da bir sene önce olabilir, demin dediğim gibi. Bu aralar böyle bir aşkın içerisindesin yani. Böyle bir aşk var mı? Var. Var. Niye arkadaşlar? Çünkü şu çizgiyle gördük. Ha bundan sonra o aşk evliliğe gidecek mi, gitmeyecek mi? Şimdi burada baktığımız zaman hemen şöyle bakıyoruz. Aşk evliliğe gidecek mi, gitmeyecek? Şimdi duymasını ister misin? Kız arkadaşının ya da senin duyulmasını ister misin, istemez misin? Bakın ya gidecek diyeceğim ya gitmeyecek diyeceğim. Duyulmasını istemiyorsan hocam kalsın o sürprizi. Duyulsun hocam. Gitmeyecek. Gitmeyecek mi? Gitmeyecek. İşte duyulmasın. Çünkü niye? Ondan sonra senin evlilik çizgin var. Yani şu çizgin daha sonra gelecek. Ya şimdi işte bak söyledik aslında iyi mi oldu? Yok hocam. Yani şimdi burada çünkü niye bu çizgiyle bu çizgiyi karşılaştırdığımız zaman üstte yeniden bir çizgisi var. Yani bu yaştan sonra daha ileride yeniden birini çok sevecek. Onu gördüğümüz için uzun çizgi ha diye görüyoruz ama buradaki aşkı da demin buraya değdiği için bunu da hiç unutmayacak. Ve demin dediğim gibi bu sol elin değil sol mi? Sol elin. Ha bakın arkadaşlar sol eli bak yorumladık. Sol eli yorumlarken sol el kapasitesini gösteriyor. Yani bu şekilde şimdi sağ elle beraber gerçekten bu doğruluğu var mı bu işin yok mu? Burada göreceğiz. Şimdi belki de o arkadaş da seyrediyorsa hemen şey yapmasın. Çünkü niye? Bir sol eli sağ diye gördük. Sağ elde sol elde bu potansiyellerin hepsi bu şekilde vardı. Ama sağ elde de gerçekten bu potansiyel sonucunda ne oluşup oluşmadığını göreceğiz. Evet, sağ elde de gördüğümüz zaman seyretmiyor değil mi o arkadaş? Seyrediyor mu? Seyretmiyor.
Ha, seyretmiyorsa söylememi yeniden ister misin, istemez misin? Anladım zaten şu an. Ha, anladın. Evet. Anladığı için söylemiyoruz. Arkadaşlar işte net bu. Şimdi diyoruz ki ya hocam nereden biliyorsun? Bak yani aşkın olduğunu gördüm elinde, değil mi? Evet. Yani söyledim büyük bir aşk yaşıyorsun diye. E şimdi yaşını neredeyse yaklaşık söyledik. Ha, sonucunu nereden biliyorsun? Şimdi sonucunu biliyorum. Şimdi ben sonucunu bildiğim için ona diyorum ki yani bu aşkın sonucunda işte söyledik. Ona göre karşıdaki de önlem alıp ayrılabilir, kendi de ayrılabilir. Ha, ama o seyretmiyorsa ayrı bir durum. Onun haricinde baktığımız zaman bakın demin o kapasitelerin hepsi vardı. Şimdi baktığımız zaman şurada bir çıkıntısını görüyorum. Şimdi maalesef demin gördüğüm şeyleri aynı şekilde ne çıkış, bak aslında arkadaşımızın sol elinde bu gördüğüm şeyler o kadar güzel çıkışlardı ki. Yani ve şurada da dedik 35, 30, 25, 35, 40, 45, 48'de çok güzel bir çıkışı vardı. Ve onun haricinde 48, 50, 55 civarında gerçekten hayatında nerede okuyoruz? Buradayım. 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Hangi bölüm? Halkla İlişkiler ve Reklam. Ha. 55 yaşında hayatının en zirveleyecek noktasına gidiyordu. Allah ona bu kapasiteyi vermiş arkadaşlar. Gerçekten bu kapasitesi var. Yani Türkiye'de tanınır duruma gelebilecek bir kapasitesini Allah vermiş. Ama sağ ele baktığımız zaman bunu net olarak kullanmamış. Ha, kullanabilir mi? İşte biz yorumladıktan sonra kullanabilir. Niye? Çünkü sol elde kapasitesi var. Yani çocuk doğuyor, müzik dehası fakat müzik kullanmıyor. Yani müzikle ilgili köyden alıp bir kimse şehre götürüp müzikle ilgili iştihal ettirmiyor. E nasıl olacak bu müzik dehası? İşte buradaki gibi bu kapasitesi var. Fakat bu kapasitesini olup olmadığını, o yaş civarlarında olup olmadığını bilmiyor. Dedik 48, öbürünü de söyledik. Yani şurada da bir çıkıntısı vardı. 35 civarında. Özellikle 35 yaşında da meslekle ilgili vardı. E şimdi buraya bakalım. Evet, 35 yaşını görüyoruz. O civarda. Bir bakalım. Hatta gerçeğinde bu çıkıntısını 38'e taşımış. 35'te de değil. Yani 35'te bir yapmış hamlesini. Burada kader ona büyük hamleyi verirken kendisi küçük hamleyle bırakmış o işi. Yani neyle bırakmış? Yani ya önüne farklı bir şey çıktı, yani farklı bir olay çıktı, kullanamadı, ya bunu yapabilir miyim dedi, vazgeçti. Ama şimdi diyoruz ki vazgeçme. Yani vazgeçme, çünkü burada gördüğümüz kadarıyla 40'ta zaten kullanıyorsun bu işi. Ama vazgeçme 38'de, o işi biraz daha ilerlet. Öbür civarda da dediğimiz gibi 35, 30, 40 diyelim. Evet, 44, 45, buralarda da o civarda görmüştük değil mi? O civarda ince bir çizgi halinde görüyoruz. Biraz da kırık görüyoruz ama burada net. Yani isterse bunu çok net bir şekilde kullanabilir. Aynen diğer çizgiyi de görüyoruz ama daha ince olarak görüyoruz. Yani bu kapasiteler var fakat kullanıp kullanmadığını. Niye? Şimdi bakın akıl çizgisi sağ elde burada duruyor. Geliyor burada duruyor. Burada durmuyor. Bakın. Ta aşağıya kadar gelmiş. Görüyor musunuz? Burada hemen ince çizdiğimiz zaman hatta buraya kadar gelmiş. Ve buraya kadar geldiği için bakın daha uzun solda. Demek ki aklını kullanamadığı için bu çalışmaları oluşturamamış. Bakın işte burada Allah bu yetileri vermiş ama kullanamam. Ama biz şimdi bunu söyledik mi? Bunu söylediğimiz için bunları not ediyorsa o yaş civarlarında aklını kullanacak. Ve kullandığı için bakın böylelikle aslında çizgi bilimiyle beraber o kaderin kırılma noktalarında kendisi isterse sol eldeki kapasitedeki gibi. Çünkü Allah bu kapasiteyi vermiş. Kullanacak ve bu işi bitirecek. İnşallah. İnşallah. Ondan dolayı da şimdi söylüyoruz. İşte bak burada da Venüs çizgisini görüyoruz. Şimdi Venüs çizgisini gördüğümüz kişiler zaten erkek veya bayan olsun. Venüs çizgisi olan insanlar erkeklerde ender, bayanlarda da daha fazla olur.
Bu insanların altıncı duyuları daha güçlü. Daha güçlü değil mi sen altıncı? Daha güçlü. Fakat evlilikle ilgili de böyle çok fazla hemen evliliği de düşünmezler. Maceracıdırlar. Maceracısın değil mi? İzliyor da olabilir. Ha o zaman tamam. O zaman şöyle diyelim, bu bir yaratılıştan bir özellik. Evet, evet. Ha yani sadece bu değil, böyle bir fantazik yapın da var. Kafanda kurgularım var, hayallerim var. Tabii, sen tabii. Ha yani onlar çünkü burada hep gözüküyor. Onun için söylüyoruz yani. Evet burada da o zaman şöyle yapalım. Çok daha da seni böyle ortaya çıkartmayalım. Tamam mı? Sen zaten bu ama evet, bu abi, hayatındaki kırılma noktalarını evet. Evet denizin hepsi gerçekten var yani hayatında. Var. Olan şeyler. Şimdi ben seni tanıyor muyum? Yok. İlk defa. İlk defa karşılaştık değil mi? Evet. Ve ilk defa geldin ve dediğimiz şeylerin hepsi elinde var. Hepsini evet. De izah ettik değil mi? Evet. Hepsi teker teker çıktı. Evet. Arkadaşlar işte el ve yüz çizgileri böyle bir şey. Gerçekten çizgi bilimi bu. Ve ben demin bundan önce de söyledim. Instagram'ımda da söylüyorum. Yani Yüldeki Gizem'de diyorum ki 5 kişi etiketleyin. Onlar arasında çektiğim kişilere Yüldeki Gizem'le ilgili el ve yüz çizgilerle açtığım seminer programında onları ücretsiz olarak alacağım. Onun için buraya Haber Aks Televizyonu'na el ve yüz çizgilerinizi bu şekilde gönderin, yorumlayalım. Ha Samsun'daysanız gerçekten tam detaylı öğrenmek istiyorsanız çıkın gelin buraya. Ve buradaki gibi yorumlayalım. Televizyonlarda telefon numaramız var. Telefon numaramızla ulaşabilirsiniz. Hepsini sorabilirsiniz. Gene aynı şekilde diyorum. Yüldeki Gizem programıyla ilgili Instagram hesabımda, kendi özel Instagram hesabımda da bakar etiketlerseniz orada da bununla ilgili seminerde o arkadaşımızı ücretsiz alacağım. Yüldeki Gizem Habib Demirel. Ama yorumlamayla ilgili Haber Aks Televizyonu'nun sosyal medya hesaplarına gönderin. Veyahut da saat 11'de buraya gelin, 10.45'te sizi canlı yayında alalım ve yorumlayalım. Ve böylelikle hayatınızın kırılma noktalarını görün. Aşk çizgilerinizi, evliliklerinizi, kariyerinizi ve o kariyerinizdeki gerçekten size verilen yetenekleri daha sonra uygulayıp uygulamadığınızı görün. Uygulamamışsanız da lütfen uygulayın. Çünkü kapasiteniz sol elinizde, kullanacağınız sağ elinizde. Bugünkü Yüldeki Gizem programı da böyle bu şekilde geçti. Son kez söylemek istediğim var mı? Çok seni böyle 1-2 dakika içerisinde bu kadar okuyan biriyle karşılaştın mı? Yok, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım yani. Baktığınız zaman yaşımdan yaşadığım aşkımın zamanına kadar hepsini sizin sayenizde öğrenmiş oldum tekrardan. Ben de çıkıp çıkıp gelsinler diyorum. Fark etsinler, öğrensinler, şaşırsınlar onlar da. Ben şu an şaşkınlıkla evet. Gidiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun, iyi günler. Yüldeki Gizem. El ve yüz çizgilerinizi okuyoruz. İyi günler, iyi günler.